saniye verdiğinizde tutalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bugün burada aile olarak, Hadid-i Aşireti olarak bir araya gelmemizin yegane sebebi Mescid-i Aksa'nın, Hamas'ın, Gazze'nin yanında olduğumuzu göstermek ve bütün dünyaya haykırmak içindir. Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren ve hiçbir söze dayalı ikazdan anlamayan Siyonist Yahudi ırkı, onlara karşı söylenecek artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek şey vardır. O da Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ayı aşkın bir süredir Siyonistlere direnen Gazze halkını ve Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran siz kıymetli vicdan sahiplerinin tek isteği Yahudilere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Bu bağlamda İslam ülkelerinin liderlerine ve İslam ülkelerinde bulunan aşiretlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Vakit, muhterem Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi İsrail'e güç gösterme vaktidir. Ey İslam ülkelerinin liderleri, kabileleri, aşiretleri, aileleri, Allah'tan korkun, Allah'ın izzetine sarılın, dinimizin emirlerini kuşanın. Ey İslam ülkelerinin liderleri, sizlerin acziyeti yüzünden Gazze ve İslam diyarları yanıyor. Sizin etkisizliğiniz yüzünden Gazze'li kardeşlerimiz ve dünyadaki bütün Müslümanlar maalesef soykırıma uğruyor. Filistinli kardeşlerimizin bugün insanlık dramının en acısını yaşamaları, sadece kendi toprakları için değil, inanın bunu, tüm İslam coğrafyası için Gazze şu anda bedel ödüyor. Öyle ki Aksa tufanını gerçekleştiren mücahitler bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyorlar. Hamas'ın mücahit evlatları aynı zamanda, lütfen dikkat buyurun, Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Şanlıurfa'nın, Harran'ın, Diyarbakır'ın, İstanbul'un ve daha birçok ilimizin selameti için mücadele ediyorlar. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki karşımızda bulunan İsrail adlı terör şebekesinin hedefi yalnız Kudüs, Gazze ve Batı Şeria değildir ve sadece bununla sınırlı değildir. Bugün lanetlenmiş Yahudi ırkı Gazze'de başarılı olduğu takdirde Siyonistlerin yarınki hedefleri Harran, Hatay, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacaktır. Urfa, Gazze'den sonraki ilk şehirdir. Bundan dolayıdır ki Hamas sadece Filistin için değil, tüm İslam alemi, tüm insanlık alemi, tüm Türkiye, tüm dünya için savaşmaktadır. Bizler Şanlıurfalılar, Hazreti İbrahim'in hemşehrileri ve Hadid-i Aşiretinin Şanlıurfa'da bulunan bir kolu, Şanlı şehrimizde bulunan tüm aşiretlerin reislerine ve burada bulunan o aşirete mensup kardeşlerimize, onların aile efradına, annelerimize, bacılarımıza, kardeşlerimize, yeğenlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün ümmete sesleniyoruz. Ecdadımızın Çanakkale ruhuyla, dedelerimizin 11 Nisan şuuruyla ve bizden sonraki nesle örnek olacak bir duruşla artık hep birlikte ses verme zamanının geldiğini belirtmek istiyoruz. Artık kıyam vaktidir. Orta Doğu'da bulunan bütün aşiretlerin ve sesimizi işiten bütün kıymetli aşiret mensuplarının reislerine sesleniyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Sizlere yalvarıyoruz. Yeter artık deyiniz. Ayağa kalkın ve bu zulüm bitene kadar kıyamda kalın, kıyamda kalın. Allahümme ec'alna muslimin sadiqin muvahhidin. Allahümme thabbit akdamana ala dinik. Allahümme istihdimna li dinik. Ve la testebdilna fi
في هذا الزمان العصي يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، انصرنا يا رب العالمين.